Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı saatli günler dilerim. Arkadaşlar, yurt dışından araba getirmek videosunu çekmiştik. Bu videoda bize desteklerinden dolayı tüm takipçilerime ve izleyenlere teşekkür ederim. Ama abone olmayan izleyicilerin sayısı daha fazla olduğu için abone olurlarsa sevinirim. Arkadaşlar, yurt dışından araba getirmek o kadar zor ki götürmek daha da çok zor. Vedat arkadaşımızın başından geçen gerçekten bir film hikayesi gibi, izlerken şaşıracaksınız. 2 yıllığına getirdiği aracı 6 ay sonra da geri götürmek zorunda kaldığında 80.000 TL ceza nasıl uygulandı? Bunların hepsini bu videoda izleyeceksiniz. İzlerken gümrükte neler oluyor, neler dönüyor? Gümrükte sizin başınıza da gelirse siz de bu videoyu izleyerek başınızdan geçen olayları gümrükte daha çabuk çözümleyeceksiniz. Onlar tekrar Türkiye'ye gireceğimizi zannettiler. Ben dedim Türkiye'den vazgeçtim. Arabayı götüreyim bir an önce de kalsın istemiyorum artık yani. Yakacaktım arabayı o derecesini. Ama şunu söyleyeyim, bir daha kesinlikle ve kesinlikle tövbeler tövbesi yurt dışından araba getirmeyeceğim. Alman sıkıntı, göndermen sıkıntı. Şimdi hep birlikte Vedat kardeşimizin başından geçen olayları izleyelim. Gümrükte neler oluyor? Gümrükten araç götürürken başımızda neler gelebiliyor? Part 1'de öncelikle arabayı getirip gümrükte bırakmıştık. Sonradan arabayı geri götürmüştük. Daha sonra arabayı günü dolduktan sonra getirdik. Ama getirme sürecinde şöyle bir şey oldu. 185 gün kuralı var Türklere geçerli olan, biliyorsunuz. Getirdikten sonra önce pasaport kontrol, sonra araba kontrolüne geçtiğimizde arabanın ruhsatıyla beraber araç sahibinin pasaportunu veriyorsun. Eğer Türk kimliğin varsa Türk kimliğini de veriyorsun. Biz verdik evrakları. 185 gün doldu zaten. İçimiz rahat. Bir sefer bırakmışız arabayı. Artık profesyonelleşmişiz. Öğrendik diyoruz. Evrakları aldı. İşlemleri yaptılar. İşte D3'e gidin dediler. D3'e gittik. Arabanın sigortasına baktılar. Yurt dışı sigortasına baktılar. Tamam, geçebilirsiniz dediler. Buyurun dediler. Geçtik arabayla. Arabayla yaklaşık 6 ay kadar biz Türkiye'de kullandık arabayı. Hiçbir problem yaşamadık. Fakat normalde Türklerin arabayla Türkiye'de kalma süresi 2 yıl. 185 gün kuralı dolduktan sonra 2 yıl kalabiliyorsun. Ama yabancıysan eğer arabayı 3 aylığına getirebiliyorsun. 3 ay içerisinde tekrar, 3 aydan sonra tekrar çıkartman gerekiyor arabayı. Veyahut özel izin alıp para verip uzatman gerekiyor. Neyse, biz arabayı geçirdik, D3'ü de geçirdik. Sonra Türkiye sınırlarına girdik. Oh dedik, rahatladık. Artık bir sıkıntı yok. Makedonya'da da arabanın muayenesi 1 yılda bir. Yani Türkiye 2 yılda bir dese bile arabanın bir yıl sonra içerisinde tekrar yurt dışına çıkması lazım. Çünkü Makedonya'daki araçların muayenesi bir yılda bir. Yani arabayı tekrar muayeneye götürmek zorundasın. Biz de dedik ki madem öyle bir yılda olsun, bir yıla bir ay kala arabayı götürürüz, muayenesini yaptırırız, arabada orada kalır ya da satarız, bir şey yaparız. 6 ay dolduktan sonra eşimin akrabası rahatsızlandı. Bundan dolayı eşim hem ailesini hem akrabasını ziyarete gitmek istedi. Havaalanına gittik. Araba tabii Türkiye'de kalacaktı. Çünkü çıkartırsan bir daha giriş olmaz. 6 ay içerisinde 185 gün kuralı geçerli olduğu için çıkartırsak bir daha arabanın giremeyeceğini biliyordum. Havaalanına gittik. Havaalanına, orada gümrük kısmına geçtik. Dedik böyle böyle bir arabamız var eşimin üzerine. Eşim yurt dışına çıkacak. Tekrar geri gelecek ama bu arabayı eşim yurt dışındayken kimsenin kullanmaması lazım. Otoparkta tutacağız diye evrakları verdik gümrükte. Adam baktı, önce dedi ki abi sen dedi ne yaptın ya dedi. Ne oldu abi dedim. Dedi arabanın dedi Türkiye'de kalma süresi 3 ay. Ya arkadaş olamaz dedim abi, 185 gün kuralı var. 185 gün dolduktan sonra Türk vatandaşıysa 2 yıl Türkiye'de kalabilir. Yok dedi abi, bu araba dedi 3 ay kalabilir. Abi dedim nasıl kalabilir? Siz dedi bunu Makedon pasaportuna işletmişsiniz ama Türk kimliğini göstermemişsiniz. Yok dedik, gösterdik. Bak dedi pasaportun arkasında dedi 3 ay kalabilir, mühürü olacak. Açtık pasaportun arkasını, mühür falan yok. Dedi arkadaş bunda yanlışlık yapmışlar dedi. Havaalanında bir yere yönlendirdi beni, oraya gittim. Oradaki gümrük müdürü, İşte gümrükte çalışan bir müdür baktı. Evet dedi, bir yanlışlık var ama dedi bu cezayı ödemek zorundasınız dedi. Ya, arabanın cezası da yaklaşık 40 bin ile 80 bin arası galiba. Arabanın değerine göre 4'te 1 fiyat mı, o şekilde bir şey. Bu cezayı ödeyeceksiniz dedim. Abi ben bunu ödeyemem, bu çok para dedi. Bu arada hanımın uçak bileti yandı. Ne yapacağız dedim, söyle bize. Dedi nereden geldiniz dedim. Bulgar sınırından geçtik. Kapıkule'den işte geçtik dedim. Ondan sonra abi dedi orayı arayın, orayla görüşün. Orada bir yanlışlık yapılmış. Sizi 3 ay olarak göstermişler. 2 yıl olarak göstermemişler dedi. Oraya aradım, bir kadın çıktı. Allah razı olsun. Çok da ilgili alakalı. Artık sürekli araya araya kadını anlatıyorum derdimi. Kadın artık beni tanımaya başladı. Buyurun Vedat Bey demeye başladı. Ondan sonra dedim böyle böyle bir durumumuz var. Bizde 3 ay gözüküyor. Ama dedim benim eşim Türk kimliği var. 2 yıl olması lazım. Vedat Bey gelin buraya bakalım dedi. Şimdi mesafe de uzak. 300 kilometreye yakın mesafe. Gideceğiz oraya. Ondan sonra bu arada dedi ki bana, siz dedi buraya gelmeden önce gidin eski havaalanı, Türk Hava
Yolların oradaydı, karşısındaydı. Gümrük müdürlüğü var. Oraya gidin, orada konuşun. Orada düzeltirler belki. Tamam. Onlara verin dedi evrakları. Onlar bize bir mail atacaklar. Biz buradan düzeltmeye çalışırız. Tamam mı? Tamam. Gittik oraya. Orası diyor ki ceza kesilmiş artık dedi. Bu ödeyeceksiniz bunu. Başka çaresi yok dedi. Yapacak bir şey yok dedi. Ya arkadaş dedim, hani 5.000 10.000 olsa tamam da ceza 40.000 ile 80.000 arasında bir ceza söylüyor. Tekrar aradım Bulgar sınırındaki şey, Kapıkule'deki bayanı. Kadın dedi ki eğer bir yanlışlık olmuşsa cezayı ödersiniz, sonra indirime gidilir dedi. Fiyat düşülür bu şekilde dedi. Hani biraz daha ödeyeceğiz ama yani sonunda öyle ya da böyle ödeyeceğiz bu cezayı. Öyle geliyor bana. Ben artık sıyırmaya başladım. Ne yapalım ne yapalım? Şimdi Üsküp'te tanıdığımız taksici arkadaşım var. Aynı zamanda hanımın akrabası. Onu çağırdım. Dedim abi gel eşinle beraber buraya. Hanım araba sürmeyi bilmiyor. Araba onun üzerine ama. Gel dedim buraya abi. Hanımla beraber onları Makedonya'ya geri göndereceğim. Cezayı ödeyeceğim. Arabayı da geri göndereceğim. Artık bunalmışım yani. Arabayı aldığıma keşke almasaydım dedim yani. Daha sonra geldi onlar ertesi gün hemen. Aradım Bulgaristan. Lafını kesiyorum da. Onun da numarasını şuraya yazalım arkadaşlar. Makedonya'ya, Üsküp tarafına gidecek olan arkadaşlar taksi konusunda yardımcı olur. Selamınızı söylerseniz. Aynen. İndirim yapacağını söyledi. Bilginiz olsun. Daha sonra aynı zamanda Türkçe de biliyor arkadaşım benim. Daha sonra geldiler buraya. Ertesi gün dedik gittik şeye. Bulgaristan sınırına. Ama bu arada yoldan da gümrük müdürlüğünü arıyorum. Diyorum ki böyle böyle bir durumum var. Benim vizem doldu. Eğer vizem dolduğundan doğru içeri almazlarsa hanım geçer, ben kalırım dışarıda. Baştan söylüyorum. Gelin dedi, biz yardımcı olacağız. İyi tamam mı tamam. Daha sonra gittik oraya. Şimdi sınırda 3 tane şey var. Bir gümrük geçişi, bir pasaport kontrol, ondan sonra araba kontrol, ondan sonra cezayı ödüyorsun, ondan sonra Bulgar tarafına geçiyorsun. Sistem bu şekil. Gümrükte kimse yoktu, biz direkt geçtik. Sonra pasaport kontrole geldik. Arabayla pasaport kontrole gelince ben arabadan indim. Polis memuruna dedim ki böyle böyle bir durumum var. Bu arabanın cezası gözüküyor ama bizim hiçbir kabahatimiz yok. Yanlışlık yapılmış. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. O dedi ki siz dedi kalın burada. Diğerleri geçsin. Siz dedi gidin ileriden şey izni alın. Bir de varlık geçiş izni alın. Ben tabii ne olduğunu da bilmiyorum onu. Nasıl alacağız bunu? Gideceksin oraya söyleyeceksin dedi. Bir tane yaka bir şey verecekler. Geçiş izni alacaksın. Vizem yok çünkü. Geçirtmiyor beni. O yani gene Türk sınırındasın. Çıkmıyorsun. Bulgar tarafına çıkmıyorsun. Polis geçirmeyince tamam dedim siz geçin. Ben gideyim ileriden alayım o ne alınacaksa. Geçeyim tekrar. Neyse. Hanımlar geçti. Hanımın akrabaları geçti. Araba da geçti. Arada bekliyorlar beni ki ceza gözüküyor ya. Onlar bir yere yönlendiriyor cezayı ödeyin diye. Ben gittim gümrük kısmına, giriş kısmına. Dedim böyle böyle dedim. Hanım arabanın üzerine böyle böyle bir sıkıntımız var. Biz bu borcu ödemeden bizi salmıyorlar. Ama dedim borç bizim değil. Cezayı ödemeden dedim. Hani bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Benim öbür tarafa geçmem lazım. Adam diyor geçemezsin. Ya arkadaş hanım o tarafta kaldı. Ben o tarafta kaldım. Ben gümrük tarafında kaldım Türkiye sınırında. Onlar kaldı arada. Pasaport kontrolünde kaldılar. İçeri de geçemiyorum. Ne yapayım ne yapayım? Havada da yağmur var abi. Ayaklarıma kadar sırılsıklam olmuşum. Aradayım. Dedim en iyisi tekrar gümrük memurunu arayayım. Kadını aradım. Kadın Allah razı olsun. Vallahi ben bu kadar ilgili alaka beklemiyordum. Dedim böyle böyle bir durumum var. Ben dedim size konuşmuştum. Hatırladınız mı beni? Evet dedi hatırladım. Ne yapacağız? Dedim ben kaldım. İçeri almıyorlar beni. Hanımlar içeriki tarafta kaldı. Borç kısmında. Ondan sonra ben de burada kaldım. Ne yapacağız? Dedi kim seni almıyor içeri? Dedim böyle böyle bu kapıdaki gümrükçü almıyor. O zaman dedi dur bekle ben seni müdüre bağlıyorum dedi. Allah razı olsun müdür bana dedi kim seni almayan? Söyledim abi bu almıyor. Aradı verdim telefonu. Adamın sayesinde geçtim içeri. Ama Türkiye'ye giriş kısmının çıkışına, D3 kısmına giriyorum. Yani Bulgar'dan çıkıp Türkiye'ye giren kısmı o kısmındayım. Ama hanım Bulgaristan tarafına çıkış kısmında. Hemen hanımı aradım dedim böyle böyle bir durum var. Ödeme dedim borcu bekle bu tarafa geri dön dedim. Yine arada kalma anlatmıştım size hatırlıyorsanız. İlk bölümden tersten gitmiştik filan. Bu sefer de tam tersi Türkiye'ye giriş yapacağız. Bulgaristan'a çıkmadan, hanım borcu ödemeden tekrar Türkiye D3 kısmına geldi. Kadını da arıyorum, gümrükteki kadını. Gümrükteki kadın diyor ki D3'e gidin, hatayı düzelttirin. Gittik D3'teki kısma. İşte kadın beni aradı. Dedi ki böyle böyle ismini verdi işte, isim vermeyeyim şimdi. Şu ismi söyle dedi, cezayı düzeltsinler dedi. Tamam mı? Tamam dedim. Hanımı aradım, geldi oraya. Arabayla beraber geldi, evrakları verdik. Dedim böyle böyle bunun selam var. Bir yanlışlık yapılmışsınız herhalde. Bir bakın dedik. Baktılar. Evet dedi yanlışlık olmuş dedi. Ama siz dedi Türk kimliğinizi niye vermediniz dedi. Türk kimliğinizi vermeniz lazımdı ki dedi 2 yıl yapsınlar. Şimdi de araba Bulgaristan tarafına doğru çıkış yaptığı için dedi tekrar Türkiye'ye giremez. Çünkü 185 gün kuralı geçerli ya. 185 günde olmadan Türkiye'ye alamam tekrar dedi. Zaten dedim Türkiye'ye almanı istemiyorum. Gidecekler komple dedim. Tamam mı? Tamam. Bulgaristan'a gitmedi. Türkiye'den çıktı. Arada kaldı. Geri döndü. Tekrar Türkiye kısmına giriş yaptı. D3'ün oraya çektiler arabayı.
Gösterdim evrakları. Evet dedi, hata yapılmış. Düzelttiler evrakları. Fakat dedi, çıkarken polise söyleyin girişlerinizi iptal etsin. Şu anda Türkiye'ye girmiş gözüküyor eşin ve akrabaları. Hanımı tembihledim. Dedim ki bak, çıkarken gene aynı şekilde tersten çıkacaksınız. Fakat polis noktasında söyleyin Türkiye girişlerinizi iptal etsin ki Bulgaristan'a çıkarken Türkiye girişini iptal etmezsen Türkiye'de kalmış gözüküyorsun. Çıkarken de iptal etmediği için yine Türkiye'de kalmış gözüküyorsun ama Bulgaristan'a girmiş gözükeceksin. Yani eşim yurt dışındayken aynı zamanda Türkiye'de gözükecek. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bunlara söyledim. Bunlar polis noktasında polise söylüyorlar. Polisler de tamam geç, biz hallettik diyor. Gidiyorlar bunlar Makedonya'ya. Şimdi benim korkum şu. Biliyorum çünkü başıma gelecekleri biliyor. Hanıma dedim ki kal bir ay Ramazan orada geçir. Geçirdikten sonra gelirken dedim uçakla gelme, gümrükten gel ki kesinlikle dedim bir hata çıkacak. Çünkü polis geçin biz hallettik demesi, evrakları alıyor ama mühür bir şey yapmadan direkt geçin diyor. Böyle bir şey olmuş. Ben de tam bilmiyorum, hanımın söylediğini söylüyor. Ondan sonra hanıma dedim otobüste gel geri, arabayı orada bırak. Hanım gelirken pasaport kontrolde hanıma diyorlar ki siz Türkiye'de gözüküyorsunuz. Hanım da anlatıyor durum, böyle bir olay oldu. Biz verdik evrakları. Ben diyor eğer Türkiye'de gözüküyorsam ben arabayla çıktım. Bulgaristan'a girişim nasıl olacak? Buradan çıkmadan Bulgaristan'a giremezsin diyor. Tabii. Ha, Türkiye'den çıkmamışsın ama Bulgaristan'a girmişsin. Adam diyor ya böyle bir saçma iş mi olur falan diyor. Sonra düzeltiyorlar, bir şekil oluyor, nasıl oluyor düzeltiyorlar. Eşim buraya geri geliyor. Ama şunu söyleyeyim, bir daha kesinlikle ve kesinlikle tövbeler tövbesi yurt dışından araba getirmeyeceğim. Alman sıkıntı, göndermen sıkıntı. Alıyorsun arabayı, işte sürüyorsun ama tedirgin olarak sürüyorsun. Buradaki polislere soruyorum, polis arkadaşlara, kendi arkadaşlarım da var. Normalde araba hanımın üzerindeyken benim arabayı sürmem. Şimdi gümrükteki evraklara göre, gümrükteki diyor ki eşin arabadayken arabayı sürebilirsin. Ama polisler de diyor ki yok diyor, sen evlisin ya diyor. Evlilik cüzdanı yanında bulundur, gene sürersin. Şimdi polisin dediği farklı, gümrüğün dediği sistem farklı. Ya polisler bilmiyor, yani gümrükte evrakta yazdığı için gümrükteki evrak doğru. Şimdi buradaki polis arkadaşlara ben de sordum senden sonra, videodan sonra. Onlar şey dedi, biz mağdur etmek istemiyoruz. Normal prosedür o ama evlilik cüzdanıyla sürdürebiliyoruz. İşte o polisin yani inisiyatifine kalmış. İyi bir polis gelirse tabii der ki tamam kardeşim evlisin, görüyorum nüfus cüzdanında da yazıyor, aynen, geç. Ama polisin ceza kesmeye niyeti varsa keser. Avrupa ülkelerinden getirirsen ne oluyor? Aynı hiçbir fark yok. Aynı. Araba kimin üzerineyse o arabada ama olmadığı sürece orada sıkıntı. Orada yok, 185 kuralı var mı? Oradaki nasıl? Oradaki nasıl? Abi benim bildiğimi söyleyeyim. Kesin de bilmiyorum ama Avrupa'da 185 kuralı olmadan Avrupa vatandaşıysan diye biliyorum. Getirebiliyorsun. Bir ay kalabiliyorsun galiba. Öyle biliyorum. Bir ay onlarda. Ama işte Makedonya, Arnavutluk, Kosova o tarafta Avrupa Birliği üyesi olmadığı için otomatik olarak 185 gün dolmadan arabayı Türkiye'ye sokamıyorsun. Ama Türk vatandaşıysan. Yabancı vatandaşsan geliyorsun bir ay kalıyorsun. Aynen. Cezasını söyledi işte. Tam hatırlamam ama araba Türk vatandaşı olursan işte gelirsin. Bir ay kalırsa, ekstra fazladan bir ay kalırsa işte tam bilmiyorum. Yalan atmak söylemek de istemiyorum. İşte bir ay kalırsa 50 euro, 2 ay kalırsa 100 euro ama 3 ayı bir gün geçtiği andan itibaren arabanın Türkiye'deki fiyatının 4'te 1 gibi bir fiyat, yani 40-50 bin, 60 bin gibi bir rakamlar çıkıyor. O yüzden alan arkadaşlar, getiren arkadaşlar gümrükten geçerken evrakları uzatınca Türk kimliğini versin ve Türk olduğunu söylesin. Ben buna rağmen, Türk kimliğimizi vermemize rağmen 3 aylık diye işlemişler ama pasaportumuzda 3 aylık olduğunu gösteren bir ibare yok. Biz 2 yıl bildiğimiz için otomatik olarak araba 2 yıl. Demek ki 3 ayda 5 ay geçseydi arabayı komple alacaklardı bizden. Öyle oluyor herhalde. Gümrükte işin yaver gitmeseydi. Evet, Allah razı olsun. Bunda yani bu kadar ilgi alaka ben görmedim gümrükte. Yani herkesten Allah razı olsun. Hemen aldılar, düzelttiler, mühürleri şeyleri hallettiler. Dediler yanlışlık olmuş, çıkış yapabilirsiniz dediler. Hani onlar tekrar Türkiye'ye gireceğimizi zannettiler. Ben dedim Türkiye'den vazgeçtim. Arabayı götüreyim bir an önce de kalsın istemiyorum artık yani. Yakacaktım arabayı. O derece sinirlendim çünkü. Yani böyle bir olay yaşadık. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız memnun olurum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.